Gördüğünüz gibi Tanrı sizi niçin seçerse seçsin buna inanmazsanız bu asla gerçekleşmez. Dünyanın sizi gördüğü gibi kendinize bakmayı bırakıp Tanrı'nın gördüğü gibi kendinizi görmeye başlayın. Tanrı çok güçlü bir şekilde yüreğimde maceranın sadece yeni bir şeye adım atmak olmadığını öğretmemi istedi. Buna izin verdi. Evet. Bu da eski bir şeylerin gitmesine izin vermek olur. Sizin de ihtiyacınız var. Bunu hissediyorum. Gitmesine izin vermeniz gereken şeyler, sizi nefret ettiğiniz ya da gitmesini istediğiniz şeyler olmayabilir. Hoşlandığınız şeyler olabilir. Her şeyi yapamazsınız. İyi yapamazsınız. <laughs> Antrenörüme dedim ki, Haftada üç kez spor yapıyorum. Şu an 14 yıl oldu. Daha önceden keşke başlasaydım. Tanrı'ya şükürler olsun başladım bilirsiniz. Bir gün aynada kendime baktım ve bu konuda çalışmam gerektiğini anladım. O görüntüyü unuttum. <laughs> Tam giyinik değildim. Unuttum gitti. <laughs> Buradaki her şey buradaydı. <laughs> Dedim ki Tanrım başım dertte. Tanrı dedi ki sana verdiğim yolculuğun üçüncü kısmını yerine getirmek istiyorsan günlük olarak spor yapmaya başla. Ben sizi buna ikna etmeye çalışmıyorum. Onun bana söylediğini söylüyorum. Bunu yapmaya 14 yıl önce başladım. Antrenörüme dedim ki eğer bu yaptıklarımı yapmaya devam edersem 90 yaşımda da yapmaya devam edebilir miyim? O da bana dedi ki hayır. Neden dedim? Çünkü o zaman 90 olacaksın. <laughs> dedi ki spor yapabilirsin ama şu an kaldırdıklarını o zaman kaldıramazsın. Bazı hareketleri yapamazsın ve biraz daha yavaşlaman gerekebilir. Güçlü olduğunuzda ve bir bulldog gibi olduğunuzda bilirsiniz ben hayatımın bir kısmını bir şeylere bastırmakla ve zorlamakla geçirdim. Babam bana cinsel tacizde bulunmuştu ve bir şeyler yapmak istedim. Hayatınızda artık meyve vermeyen bir şeyin hayatınızdan çıkmasına izin vermelisiniz. Bunu neden yapmaya devam ettiğinizi bile bilmiyorsunuz. Bir şekilde onun bağımlısı gibisiniz. Tanrı yeni bir şeye sahip olmanızı istediği zaman eski şeyleri bırakmanızı ister. Daima yaptığınız şeyleri sürekli yapamazsınız. Hayat bir yolculuktur. Bazı şeyler bir nedenden dolayı mesedildi ve arkadaşlıklar bir nedenden dolayı mesedildi. Tanrı çoğunlukla sizin yeni bir şeye sahip olmanızı ister. Ve bunu istediği zamanda eski bazı şeyleri bırakmanızı ister. Benim 20 yıl önce çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Uzun zamandır onları görmüyorum. Onlar da beni görmüyor. Her şey zamanında güzel. Diyorsunuz ki peki Tanrı'nın bir şeyle işinin bittiğini nasıl anlarım? <laughs> Eğer kendinize karşı dürüstseniz bilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olmalısınız. <laughs> Bu kolay değil değil mi? Burada bir sorunum var. Hiçbir şey yeni değil. Ben vazı bitirdim. Üzerinden geçiyorum. Filipililer 3-3 İnsansal özelliklere güvenmeyen bizleriz. Bu çağın gidişine uymayın. Özdeyişler 3.26 Senin güvencen Rabb'dir. Tuzağa düşmekten seni o koruyacaktır. Şimdi 1. Korintiler 27.31 Bazılarınızın kendisini küçük görmesini ve süper akıllı olmadığını Tanrı'nın kendisini kullanamayacağını ya da iyi bir eğitimi olmadığını, doğru arkadaşları olmadığını düşünmesini bitirmek istiyorum. Bilirsiniz kimsenin size yardım etmediği ya da onun gibi şeyler. Tanrı dünyanın seçeceği insanları seçmez. Onun kimleri seçtiğini ayet şöyle gösteriyor. Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seç. O her şeye sahip olmadığını bilen ve Tanrı yardım etmezse bir şey yapamayacaklarını bilen insanları seçiyor. Tanrının bir şey yapmak için neden sizi seçtiğini anlamaya çalışan insanlar Tanrı'yı bunu yaparken izlemeli. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Yahuda çok iyi eğitimliydi, her özelliğe sahipti, iyi konuşurdu. Peki Petrus imkanı yok. Belki biraz Luka çünkü doktordu. Ama o onlara bağımlı kalmadı. İncil diyor ki Rab onları seçmeden önce tüm gece dua etti. Fakat görüyorsunuz ki <laughs> Tanrı sizi niçin seçerse seçsin buna inanmazsanız bu asla gerçekleşmez. Dünyanın sizi gördüğü gibi kendinize bakmayı bırakıp Tanrı'nın sizi gördüğü gibi kendinizi görmeye başlayın. Sizin kim olduğunuz umrumda değil. Eğer Tanrı sizi bir şey yapmaya çağırdıysa bir özelliğiniz olmayabilir. Fakat sizi özel ne kılar? Tanrı'nın mesedişi. Mesediliş hakkında konuşacağım. Bazılarınızın bunun ne olduğu hakkında fikri yoktur. Mesediliş Tanrı'nın bir şeyi yapmanız için Tanrı'nın görkeminin üzerinize gelmesidir. Kral Saul Tanrı'nın kutsal ruhu üzerine mesedilişi koyduğunda o başka bir adama dönüştü. Bunu seviyorum. Vaaz verene kadar eğlenceli olduğumu bilmiyordum. Kimse eğlenceli olduğumu öğretemezdi. İnsanlar her zaman gülüyor. Gerçeği söyleyeceğim. Bu kutsal ruh. Bunu biliyorum. O asla yapmayacağınız şeyleri yaptırabilir. Bilmediğiniz şeyleri de söyletebilir. Beni duydunuz mu? <laughs> Kendi istediklerinizi yaparsanız hayatınızla ilgili heyecan duymazsınız. <laughs> Ya da yapabileceğinizi düşündüğünüz, arkadaşlarınızın yapabileceğinizi düşündüğü. Hayatınızda heyecan duyarak bir şeyler yapmanın yolu, Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyleri yapmaya başladığınız zamanlardır. İsa'nın sizi satın almak için ölmesinin nedenlerinden biri budur. Yüreğinizi takip edin. Hadi ama Tanrı sizi eğitiminizden, becerilerinizden, yeteneklerinizden dolayı seçmedi. O sizi seçiyor. Çünkü siz müsaitsiniz. Bunu söylemeyi seviyorum. Tanrı müsaitlikten seçiyor. Herkes benim yüreğimde olup da göstermek istediğim şeyi görebilir. Bu siz eve gittikten sonra da olacak. Burada hemen olmaz eve gittiğinizde olacak. Ben her birinizin Tanrı için bir şeye karar verdiğini mutlaka görmek istiyorum. Bundan dolayı heyecanlı olmanızdan çok memnunum. Bunu istiyorum. Bundan dolayı da çok memnunum. Hiçbunuz şimdi ne yapabilirim diyor. Problem bu. Yapabileceklerinize hayret edersiniz. Yapmanız gereken Yeşaya'nın yaptığı şey. Evet. Ben beni gönder. Ne çok gençsiniz ne de yaşlısınız. Yaptığınız sıradan bir şey olmayacak. Bunu bilmelisiniz. Bir süre önce kızlarımdan birinin doğru zamanda geldiğini söylemiştim. Şöyle düşünüyordum. Yardıma ihtiyacım var. Fakat bu çok şahsi bir yardımda, özel birine ihtiyacım vardı. Yani 125 kitap yazıp diğer işleri de hani günlük işleri yapamazsınız. Bu kolay değil. Tanrı'nın yapmanızı istediği işi yaparsanız Tanrı size bunu sağlar. Kızım dedi ki şu an hayatımda Tanrı'nın yapmamı istediğinin yardım etmek olduğunu biliyorum. Şu an o benim yardımcım. Onu alkışlamıyorsunuz ama o hem annesine yardım ediyor hem de menajerliğini yapıyor. <laughs> Amin ve zamanının çoğunu feda ediyor. Ben onu bereketliyorum, ona yardım ediyorum, onun için bir şeyler yapıyorum. Fakat onun benim için yaptıklarını yapamazdım. Onun dört çocuğu var. İki tanesi evden ayrıldı ama biri koleje gidiyor. Diğeri lise son sınıfta. Sürekli bakıma ihtiyaçları yok. O benim için çok şey yapıyor. Benim için bu tarz şeyleri yapan insanlar benim hayatımdaki en önemli insanlardır. Siz de başka birine yardım için çağrılan biriyseniz Tanrı sizi kutsasın. Ve bunu yapın. Tüm yüreğinizle yapın. Devam edin. Ben evleri temizliyorum demeyin. Birilerinin evleri temizlemesi lazım. <laughs> Haleluya. Amin. <laughs> Kaçınız evlerinin temizlenmesinden mutlu? <laughs> Kendinizi küçük ve hor görmeyi kesin artık. Ben sadece anneyim demeyin. Bu en yüksek çağrılardan biri. <laughs> Bugün birçok çocuğu büyütüp de akıl sağlığınız yerindeyse Tanrı sizi kutsasın. <laughs> uh. Problemler güveniniz çalındığında ortaya çıkar. Güven nedir bilir misiniz? Bu bir inançtır. His değildir. Buraya geldiğimde güven hissetmiyorum. Bazen vaazımın iyi olduğunu da hissetmiyorum. Genelde beğenirim ama her zaman değil. Birkaç hafta önce de bu oldu. Şöyle düşündüm. Hayatımda gördüğüm en büyük karışıklıktı. Dave dedim ki, "A benim için vaazdan sonra iyi olmadığını hissetmek kadar kötü bir şey yok. Burada öğreten ya da vaaz veren ve sonra da böyle hisseden var mı?" Bunu nadiren yaparım ama Onlardan kopyasını istedim. Ve tekrar izledim. Gerçekten iyiydi. <laughs> yani şeytan o gece benimle uğraşıyordu. Yaptığınız şeyin kötü olduğunu size söylemeye bayılır. Güven bir his değildir. Her zaman öyle hissetmezsiniz. Ah. Evet. Bu bir süreçtir. Bu İsa'nın sahip olabilmeniz için öldüğü bir şey. O korkuyla değil, güvenle hareket etmenizi ister. Adım atıp bir şeyleri yapmanızı ister. Birkaç arkadaş kaybetmenize neden olabilecek şeyleri yapmanızı ve sonra da belki de hayatımda geçici olarak varlardı. Onlara ihtiyacım yoktu demenizi ister. Siz olduğunuz için sizi sevmeliler. Hadi ama bir şeyler anladınız mı? <laughs> Güveniniz olmamasından kaynaklanan problemler var. Birincisi İsa'daki potansiyelinize ulaşamazsınız. Korku sizi yönetir. Yapmak istediğiniz ama korktuğunuz şeylerle ilgili pişmanlık duyarsınız. Bence en üzücü şey 70-80'li yaşlarda olup da tanıdığınız ve geriye ellerinde olan tek şeyin pişmanlık olduğunu gördüğünüz insanlardır. Bu sadece kalp kırıcı. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım diyerek ölmeyin. Tüm potansiyeliniz içinizde kilitliyken ölmeyin. Tanrım, senin için bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Lütfen bunu bana gösterdin. Bu muhtemelen bir sahne görevi olmaz. Belki Hollywood'a gidip bir yıldız olmazsınız. İkinci bir Natalie Grant olmazsınız. Olmazsınız. Fakat bir şeyler yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir şeyler var. Bunun dünyayı nasıl değiştirebileceğini hayal edemiyorum. İnsanların kiliseye ve inanlılara nasıl hayran olacaklarını düşünemiyorum. Kiliselerimiz dolardı. Eğer Hristiyanlar komşularına nazik olsalar ve yan kapıdaki yaşlı komşularına yardımcı olsalar, arabası bozulan ve yaptıracak durumu olmayan elemanına yardımcı olsalar Kiliselere tüm insanları alabilecek yeriniz kalmazdı. Siz insanlara yardımcı olursanız dünyaya hangi mesajı verirsiniz? Onları mutlu etmeniz gerekiyor. Sevgi bir kelimeden fazlasıdır. İnsanları sevmek güven ister. Ne yapabileceğiniz hakkında düşünmeyi kesmeniz gerekiyor. Ben çalışmaya nasıl başladım biliyor musunuz? Çünkü herkes gibi benim de bahanem vardı. Zamanım yok. Seyahat süresince bir şey yapamam. Bunu düzenli olarak yapamam. Ve sonunda bu beni iterek bir kenara getirdi. Beni kenara getiren şey karar vermemdi. Bir şeye karar verirseniz hayatınızda değişimler başlayacaktır. Hayatımda yapabileceklerimi yapmaya karar verdim. Haftada 15 dakika bile yapabilsem yapabileceğimi yapmaya karar verdim. Biliyor musunuz? Bu sizin atlama başlayışınız oluyor. Başlıyorsunuz ve hoşlanmaya başlıyorsunuz. Biliyor musunuz ben bu kıyafetleri giyince bundan hoşlandım. Gerçekten hoşlandım. <laughs> Hadi ama. Düşünsenize birisi bana gelip de 75 yaşında biri için çok iyisiniz diyor. Bu hoşuma gidiyor. Geriye gitmiyorum. İlk önce yatırım yapıyorsunuz. Bakın, ilk olarak yatırım var. Yatırım yapıyorsunuz. <laughs> Ama uzun bir sıkıntıdan sonra. <laughs> ne dediğimi anladınız mı? Evet, evet. Antrenmanlardan sonra kendimi tuvalete atıyor ve yerimden zor kalkıyordum. Tanrım öleceğimi sanıyordum. <laughs> A, antrenörüm bana bazen kendini halsiz hissedersin dedi ve öyle oldu. Önce yatırım, sonra bekliyorsun, sonra ödül geliyor. <laughs> yatırım yapıyorsun, bekliyorsun, ödülü alıyorsun. Bunu burada bitirmem gerekiyor. Uyumanıza izin vereceğim. <laughs> Eğer güvenle yaşamazsanız asla ne şeyi bilemez. Asla. En kötüsü ise olabileceğinizin en iyisi olmanız için içinizde olan kutsal ruhun kederlenmesi. Sonra her türlü işkence için kapılar açılıyor. Başarısızlık korkusuyla ilgili çok konuştu. Ama sanırım siz konuyu anladınız. Kimler anladı elinizi kaldırın. Tamam. Kaçınız bu gece işte buradayım beni gönder diyor. Bunu gerçekten mi söylemek istiyorsunuz? Çünkü bunu geri alamazsınız. Pekala. Dua edeceğim. Baba aşağıda hiç el görmedim. Anlamı senin birçok yeni hizmetkarın var. Yapmalarını istediğin şeyi yapmaya hazır insanlar. Senin buradakilere verecek bir görevin var. Hemen gelmezse, bunun ne olduğunu bilmiyorlarsa o zaman onların beklemekten yılmalarına izin verme. Günlük olarak ne yapmamızı istiyorsan göster. Bize hayat görevimizi verir gibi. Adımımızı atarak Kutsal Ruh'un önderliğinde yapmamızı istediğini göster. Güvenli hissetmediğimiz zamanlarda güvenli hissedelim. İsa Mesih'in adında. Amin. Sizi geri tutan şeylerden kurtulmak korkutucu olabilir. Tanrı'ya güvenir, kendinize güvenmezseniz zafere ulaşacaksınız.